yönetiminden devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Sınıf yönetimindeki son soru videomuzu çekeceğiz. İki videomuz vardı bununla ilgili. Bakalım burada ne sorular bizi bekliyor. Öğretim sürecinde aşağıdakilerden hangisini yapan bir öğretmenin zaman tuzaklarıyla karşılaşma ihtimali daha yüksektir? Zaman tuzağı eğitimdeki önemli sıkıntılardan bir tanesi. Kazanımlara ulaşmayı engelleyen, konuları yetiştirmekte zorlandığımız, sınıf atmosferinde planladığımız gibi gitmesine ne yazık ki engelleyen olumsuzluklar zaman tuzaklarının içerisinde. Nedir zaman tuzağı, ne değildir? Bakalım. Öğrenci cevaplarına anında dönüt ve ipucu verdiğinde zaman tuzağına düşer misin? Hayır, düşmezsin. Bu zaten yapmamız gereken bir şey. Anında dönüt düzeltme, sonrasında ortaya çıkacak olan yanlışları hemen müdahale ederek düzeltme anlamına gelecek ki bu zamandan aslında tasarruf etmemizi de sağlayacak. Anında dönüt düzeltme işin önemli bir parçası. A seçeneği zaman tuzağına düşme ihtimalimizi düşürür. B diyor ki gerçekleştirdiği anlatımlarda açık ve anlaşılır bir dil kullanma. Açık ve anlaşılır dil kullandığında öğretmen, öğrenci çok kısa bir zaman içerisinde konuyu kavramış olacak. Kavradığına göre de zamandan tasarruf sağlamış olacağız. Ne kadar açık değil, o kadar hızlı öğrenme demek. Ne kadar karmaşık değil, o kadar tekrara düşmek demek. Öğretmenim ben anlamadım, bir daha anlatır mısınız? Öğretmenim şu ne demekti? Ne olur tekrarlamak zorunda kalırsın, bu bir zaman tuzağına dönüşür. Bunu da aldık. Tabii açık ve anlaşılır dil kullanması zaman tuzağını engelliyor dedik. Sınıf yoklamasını öğrencileri isim isim okuyarak yapma. Okuyalım, hadi bakalım. Kaç kişi sınıf? 40 kişi. Hadi başlıyoruz. Bismillah dedik, başladık. Ali'den başladık. Ali burada, Ayşe burada, Arzu burada, Alper burada, Yüksel burada, Utkan burada, İlteriş burada, Mahmut burada, Hüsamettin burada. Ne gerek var? Bakın 40 kere saysam en az 2 dakikam 3 dakikam alacak mı? Alacak. Bunun yerine göz sınıfı saysam ya da yanında gelmeyen olup olmadığını sorsam. Öğretmenim Mahmut gelmedi. Bakayım nerede, evet Mahmut'un numarası şuydu. Öğretmenim Buse de gelmedi. Eymencan geldi mi? Eymencan da gelmedi falan. Kısa sürede halletmiş olduk. İsim isim okursan zaman tuzağıdır. Buna düşme ihtimalimiz kuvvetli. Buraya bir tik atalım. Devam edelim. Başka var mı daha bizi zaman tuzağına düşürecek seçenek? Bireysel farklılıklara uygun öğrenme yaşantıları planlama. Tabii bireysel farklılıklara uygun öğrenme yaşantısı planlıyorsanız bu her birey için ayrı bir program hazırlıyorsunuz anlamına gelmiyor. Ama bireysel farklılıkları gözettiğinizde öğrenmeyi hızlandırmış olursunuz. Bu zaman tuzağı olarak düşünülmez. Öğrencilere ön hazırlık amacıyla ödevler verme. Önceden öğrenci ön hazırlık yaparsa, hazır bulmuş seviyesi yüksek bir şekilde derse başlarsa bazı konuları daha hızlı geçme şansınız olacak. Bu da zamanın daha ekonomik ve etkili kullanılmasına katkı getirecek. E de zaman tuzağını engeller, C ise zaman tuzağının ta kendisidir. Öğrencilere sıklıkla arkadaşları konuşurken onların sözlerini kesmemeleri gerektiğini belirten Gökhan öğretmen, öğrencilerle olan birebir görüşmelerinde bu duruma dikkat etmemektedir. Öğrencilere sıklıkla arkadaşları konuşurken onların sözlerini kesmemelerini öneriyor. Ama öğrenciler olan birebir görüşmelerde bu duruma kendisi dikkat etmiyor. Buna göre Gökhan öğretmenin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmadığı söylenebilir. Buradan hangi söz aklınıza geliyor? İmamın dediğini yap, yaptığını yapma. Bu işler hiç öyle olmuyor işte arkadaşlar. Neye sahip değil öğretmen? Kuralcı olma. Kuraldan bahsetmemiş, geçtik. Duyarlı olma. Duyarlılıkla açıklanabilir mi? Bakalım, bir tık atalım buraya. Yeterli olma. Yeterlikle ilgili bir durum yok, geçtik. Model olma. Buna sahip değil. Söylediğin şey başka, yaptığın şey başka. Ben öğretmene model alıyorum ve öğretmen konuşurken sürekli öğrencilerin sözünü kesiyorsa bana anlattığı şeyi ben neden dikkate alayım? Yavrum, konuşurken öğrencilerin sözünü kesmeyelim. Sen kesiyorsun öğretmen. Sayın öğretmenim sen kesiyorsun. Ben sana hayranım. Ben sana aşığım öğretmenim. Ben seni model alırım. Senin yaptığını yaparım. Söylediğini yapmam. O zaman bana model olmuyorsun sen. Model olmadığın için de burada bu özelliğe sahip olmadığını söyleyebilirim. Profesyonel olma, yani pek profesyonel değildir veya dir diyemeyiz. Ama model olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sınıf yönetimini etkili şekilde gerçekleştirmek için öğrencilerinin enerjilerini öğrenme işine harcamalarını sağlamayı
ve onlara öz denetim becerisini kazandırmayı amaçlayan bir öğretmenin aşıdakilerden hangisini yapması daha etkili sonuç verir? Neymiş bir daha okuyalım. Sınıf yönetimini etkili şekilde gerçekleştirmek istiyor öğretmen. Tamam. Öğrencilerin enerjilerini öğrenme işine harcamalarını istiyor. Tamam. Öz denetim kazansınlar diyor. Buna da varız. Hangisini yaparsa etkili sonuç verir? Hadi bu sefer E'den başlayalım çözmeye. Başarılı öğrencileri başarı düzeyi düşük öğrencilerden sorumlu tutma. Ne yapalım? Hani sen Ali başarısızsa bunun sorumlusu sensin Ayşe. Niye Ali ile ilgilenmedin? Diyemeyeceğiz. Bu doğru bir ifade değil. Öğrencilerle birebir kurduğu diyaloglarda onlara isimleriyle hitap etme. Güzel. Öğrenciye ismiyle hitap etmek çok çok önemlidir. Ama bu öğrencinin direkt olarak öz denetim becerisi, öğrenme işine odaklanmaları, etkili şekilde öğrenmeyi gerçekleştirmelerini tam olarak sağlar mı? Tartışılır. Bir işaret koyarım buraya. Öğretim materyallerini fiziki ortamı dersten önce hazırlama. Güzel, doğru bir öğretmen davranışı. Bu neyi sağlayacak? Zaman tuzağına düşmeyi sağlayacak. Zaman tuzağına düşmemiş olacak. Zaman tuzağına düşmemeyi sağlayacak. Mesela düşünsenize, ben yayına geldim. Alper Bey tüm tesisatı hazırlamıştı, ayarlamıştı. Kameralar hazır, slaytlarım hazır, her şey hazır, mikrofon hazır, pil takılmış, çayım kahvem burada, her şey var. Düşün ki yayın başladı. Kamerayı, bir yanda da kamerayı kuruyor Alper Bey. Diyor ki, ya hocam bir dur, şu kamerayı bir ayarlayayım. İyi de zaman geçiyor, hadi başladık biz. Ay şunu da bir yapayım. Pil de bitmişti, onu unutmuşum. Ne olacak? 9'da mı başlayacaktık bu videoları çekimine? 10'da başlayacağız. Zaman tuzağı çünkü. Ama ne yapıyoruz? Önceden malzemeyi hazırlıyoruz. Mesela öğretmen derste projeksiyon cihazı kullanacak. Önceden bilgisayarı, teneffüste ders başlamadan önce kabloyu ayarlayacak, slide hazırlayacak. Sınıfa girer girmez tuşa basıp başlayacak. Ama sınıfa girdi. Arkadaşlar bugün dersimizi projeksiyon eşliğinde slide'la işleyeceğiz. Hadi bir kuralım bakalım. Oho, sen kuruyorsun projeksiyonu. Sınıf çoktan koptu. Kendi arasında konuşmaya başladı. Fıs fıslar, kimisi geziniyor. Ortam geriliyor. Niye? Zaman tuzağına düştük çünkü. Peki başka bizi ne zaman tuzağına düşürür? Madem girdik devam edelim. Bizi zaman tuzağına düşürecek olan başka şeyler. Mesela derse geç gelip de dersten erken çıkan öğrenciler. Nasıl olur bu? Kapı çalınır. İlk derste. Öğretmenim günaydın girebilir miyim? Buyur yavrum der öğretmen. Öğrenci derse girinceye kadar sınıf ne yapar? O öğrenci böyle keser. Yerine oturuncaya kadar göz ondadır. O ara öğretmenin anlattığı o ders yoktur. Dersten erken çıkan öğrenciler de bozar. Teneffüste söyler öğrenci. Öğretmenim bugün dersten 10 dakika 15 dakika erken çıkabilir miyim? Dişiyle randevum var. Tabii ki yavrum der öğretmen. 15 dakika kala o öğrencinin sırasından ses gelmeye başlar. Çanta sesi şart 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 şart. Kitapları koyar. Herkes ona bakar. Kapıdan çıkıncaya kadar gözler ondadır böyle. Kapıdan çıkar. O ara kopuktur. Bu da bir zaman tuzağı. Derste duyuru yapacak olan öğrenciler ve idareciler. Öğrenci gelir. Öğretmenim bir duyurum var. 576 Ali'yi idareden istiyorlar. Ders bölündü. Bazen müdür gelir. Ki genelde onların ismi Mustafa Bey'dir. Gelir müdür. Pardon hocam bir duyuru yapacaktım. Buyurun tabii hocam buyurun falan. Başlar konuşmaya. Son zamanlarda bazı dikkatimi çeken hususlar var. Kitleyi bulmuşken konuşur. Diyeceği şey şudur. Bayrak töreni 5 dakika geç başlayacak. Bu da bir zaman tuzağıdır. İşte bunun gibi öğrenci amaçsız olması zaman tuzağıdır. Doğru strateji, yöntem, teknikler kullanmamak zaman tuzağıdır. Zaman tuzakları öğretimi etkiler. Buraya neden girdim? Demin zaman yönetimi sorusu vardı ama bunları anlatmamıştım. Onları da anlatmış olayım. Dersten önce fiziki ortamı hazırlarsan zaman tuzağına düşmezsin. Ama bu zaman tuzağıyla alakalı öğrencinin etkili katılımını sağlayacak olan bir şey değil tek başına. Derslere zamanında gelme ve ders süresini öğretim amaçları için kullanma. Bahsettik, zaman tuzağına düşmemek için bu da önemli. Ama hiçbirisi etkili şekilde sınıf yönetimi gerçekleştirirken öğrencinin öğrenme işine odaklanmasını tam olarak sağlamayabilir. Fakat öğrencilerin aktif katılımına dayalı bir sınıf düzeni oluşturursan sınıf disiplini zaten yaşanmayacaktır. Yani disiplin problemi yaşanmayacaktır çok fazla. Neden öğrenci sınıfta disiplin problemi yaratır? Derse aktif katılım gösteremediği için yaratır. Öğrenci dersten kopuk. Ve bu öğretmenden kaynaklanmıyor. Öğrencinin kendisinden kaynaklanıyor. Ne yapıyor? Duruyor. Canı sıkılıyor. Bir şeyler onu dürtüyor. Canı sıkılınca sağa sola sarmaya başlıyor. Önce yandaki de uğraşıyor. Elif diyor. Ya dur ders dinliyorum. Aman. Şişt, Ayşe.
Ayşe. Oraya saracak. Canı sıkılacak, kalemden kağıttan şey yapacak, oraya bir şeyler atacak falan. Niye? Derste değil çünkü koptu. Ne yapalım o öğrenciye? Göreve sorumluluklar verelim ki o da derse adapte olsun. Onu yapacak olduğumuz şey göreve sorumluluk vermek. Peki öğretmen dersi işlerken öğrenciler yavaş yavaş dökülmeye başladı. Ali sıranın üzerine yattı. Ayşe kağıda resim çizmeye başladı. Arzu dışarıyı izliyor. Osman başka şey yapıyor. Problem kimde? Artık öğretmende. Niye? Bir sürü öğrenci dersten kopukluk yaşıyorsa o zaman bu öğretmenden kaynaklanan bir durumdur. Öğretmen sistem değişikliğine gitmeli. Ne yapacak? Yöntemin tekniğini değiştirecek. Tek öğrencide, bir iki öğrencide sıkıntı varsa öğretmenin yöntemlerinde bir sıkıntı yok demektir. O zaman o öğrencilere görev sorumluluk verelim. Eğer ki sınıfın çoğunda böyle bir kopukluk varsa bu sistemden kaynaklıdır. Sistem değişikliğine gidelim. Zaten öğrencinin aktif katılımını sağladığınızda sınıfta disiplin probleminin yaşanma ihtimalini de minimuma indirmiş olacağız. Ahmet öğretmen ders esnasında konuyla ilgili bir haritayı almak üzere sınıfı terk eder. Ardından sınıfa döndüğünde sınıf kapısının camının kırıldığını ve iki öğrencisinin cam kırıklarının yanında durduklarını görür. Ahmet öğretmenin bu durumu karşısında aşağıdaki tepkilerden hangisini vermesi daha uygundur? Bir kere yanlış burada nerede yapıldı? Ahmet öğretmen ders esnasında sahasını terk etti. Haritayı almak üzere sınıfı terk etti. Zaman tuzağına düştük. Sınıf, bakın, cam kırılmış, disiplin problemi ortaya çıkmış. Artı Ahmet öğretmen derse gelmeden o haritayı hazır edecekti. Planlamayı doğru yapmamış anlamına geliyor bu. Bu da sıkıntı. Peki nasıl bir tepki versin bu durumda? Olaya karışan öğrencileri disiplin kuruluna sevk etmek. Yani olaya karışan öğrenci disiplin kuruluna sevk ederim. Yani sebebini biliyor muyuz? Ne yaşandı biliyor muyuz? Hayır. Topu kendimizden atıyoruz. Çabuk disiplin kuruluna falan. Öğrencilerden cam kırıklarını temizlemelerini istemek. Tamam, isteyelim ama yapmamız gereken ilk şey bu mu? Buraya da bir tık atalım bakalım. Öğrencilere bu durumun nasıl meydana geldiğini sormak. Burayı da bir atalım artı. Çünkü yorum sorusu olduğu için hepsini görmemiz lazım seçeneklerin. Öğrencilerin velilerinden zararı gidermelerini istemek. Hey maşallah. Devam edelim. Öğrencileri bir daha bu davranışı tekrarlamamaları konusunda uyarmak. Hangisi çözümdür arkadaşlar? Hangisi çözümdür bunların? Yazın. Yazın, açın yorumu, yazın bakalım. Bunların hangisi çözümdür? A'yı, B'yi, C'yi, D'yi, E'yi yorumlayın. Okuyacağım. Hakikaten okuyacağım. Bunlar içerisinde ben fikrimi söyleyeyim. Bu olayın nasıl gerçekleştiğini sor ki hangi tedbiri alacağına karar ver. Nedenini bilmeden alacak olduğun hiçbir tedbir çok adaletli olmayacaktır. Nedenini öğrendin, ona göre ikinci aşama. İlk aşama ne? Sorunun nedenini anlamak. Ondan sonra diğerleri. Sonra yapılacak şeye karar vermek. Şey diyorum tırnak içinde, karar vermek. Ama birinci olmadan diğerlerinin bir anlamı yok. Bu yüzden sorunun doğru cevabı C seçeneği. Suat öğretmen öğrencilerinden birinin evde ailesinden gereğinden fazla ilgi gördüğünü fark eder. Bunun sonucu olarak onun girdiği ortamlarda olumsuz davranışlar sergileyerek ilgi çekmeye başladığını gözlemler. İlerleyen süreçte onun bu davranışların derslerde gerçekleştirilen etkinliklerde de sergilediğinin ve bu şekilde ilgi odağı olma çabasında olduğunun farkına varır. Öğrencisinin bu davranışları karşısında öğretmenin özellikle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Önemli bir soru. Neyi fark ediyor? Evde aileden ilgi gören, fazla ilgi gören bir öğrencimiz var ve girmiş olduğu ortamda da olumsuz davranışlar sergilediğinde ilgi çekebiliyor. Ve aynı davranışı sınıfta da yapıyor. Amaç ne? İlgi çekmek. Peki bu ilgi çekmek için ne yapıyor? Olumsuz davranış sergiliyor. İlgi çekmek için olumsuz davranış sergiliyor. Ne yapalım? Özellikle hangisini yapmamız lazım? E diyor ki rehberlik servisini yönlendirme. Biz rehberlik servisini bizi aşan konularda yönlendirme yapmaktan fayda var. Önce bir kendimizi düzeltmeye çalışalım. Pekiştireçler sunma. Neyi pekiştireceğiz? Yani olumlu davranışlarını pekiştirirsek bu olumsuz davranış ortadan kalkacak mı? İlgi çektiği için pekişiyor zaten bu. Okul idaresinden yardım isteme. Tamam, okul idaresinden gerekiyorsa yardım isteriz. Ama biz tüm yolları tükettik mi? İç hukuku tüketelim, sonra dış hukukla ilgileniriz. Velisiyle görüşme.
Sen daha bir şey yapmadan direkt veliyi topa atmana da gerek yok. Ne yapalım? İlgi çekmeye dönük olan ufak yanlışları görmezden gelelim demiştik. İlgi çektiği için olumsuz davranış devam ediyor. İlgi çektiği için pekişiyor bu davranış zaten. Görmezden gelmeyi kullanalım. İşe yaramazsa diğer yöntemler. Görmezden gelmeyi ne zaman, ne kadar, nasıl kullanacağız? Yeni başlayan bir davranışı görmezden gelebiliriz. Yani olumsuzluğu çok yaratmıyorsa, çok kimseyi rahatsız etmiyorsa görmezden gelebiliriz. İlgi çekmeye dönük davranışları görmezden gelebiliriz. Gördüğümüzde öğrenci amacına ulaşmış olacak, ilgi çekmiş olacak, bu davranışı devam ettirecek. Dedi ki yeni başlayan davranışları görmezden gelelim ama yeni başlayan problem, ciddi problem yaratan davranışları görmezden gelemezsiniz. Mesela bir öğrenci ilk defa yanındaki arkadaşına bıçak çekti. Ne yapalım, görmezden mi gelelim? İlk defa bıçak çekiyor. Dur görmezden geleyim. Aa, sapladı ama ilk defa bıçak saplıyor. Görmezden gelmeye devam. Hayır. O ciddi bir problem. Yani görmezden geleceğin davranışın boyutuna, niteliğine, şiddetine dikkat edeceksin. Çok rahatsızlık vermiyor. Gelip geçici bir davranış olduğunun farkındasın. Tamam, onu görmezden gel. Ama ciddi problem varsa görmezden gelemezsin. Sonra diğer yöntemleri kullanacaksın. Görmezden geldin, göz teması kurdun, belki dersi gidip yanından anlattın. O yolları denedikten sonra uyarı yapacaksın. Önemli soru. Dikkat. Uyarıyı kime yapıyoruz? Sorun yaratan öğrenciye değil ilk etapta. İlk etapta sınıfın geneline. Önce sınıfın genelini uyarıyoruz. Arkadaşlar, sınıf kurallarını hatırlatıyoruz. Sınıf kurallarında hatırlayın, ders sırasında kendi aramızda konuşmayacaktık. Bu kuralı krala uymanızı istiyorum. Sanki bir problem varmış gibi falan anlattık. Baktık olmadı, o zaman uyarı öğrenciye de yönelebilir eğer size cevap vermeyeceğini biliyorsanız. Burada istenmeyen davranış sergileyen öğrenci ilgi çekmek için sergiliyor. Siz bir davranış yapacak, onu görmezden gelip derse devam edeceksiniz. Aynı davranışa devam edecek, siz duymadan derse devam edeceksiniz. Daha çok o davranıştan yapacak sönme patlaması. Siz görmezden duymazdan gelmeye devam edeceksiniz. Davranışın şiddeti azalacak, en son ortadan kalkacak. Böylelikle sönme gerçekleşmiş olacak diyoruz. Bu yüzden A seçeneği. Derslerde öğrencilerin ortaya çıkarabilecekleri istenmeyen davranışları kontrol edebilmeleri için öğretmenlerin bazı düzenlemeler yapmaları gerekir. Bu düzenlemeler kapsamında öğretmenlerin aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapmaları gerekir? Ortaya çıkarabilecekleri istenmeyen davranışları kontrol edebilmek için hangisini öncelikle yapalım? E'den başlayayım gene. Öğrenci aileleriyle işbirlikli şekilde hareket etmek. Direkt olarak aileyi olaya dahil mi edelim? Bence etmeyelim. Sınıfı küçük gruplara bölerek öğretimi gerçekleştirmek. Grup çalışması yapabilir ama sınıfta yaşanacak olan olumsuzlukları küçük gruplara bölmek mi engeller? Dersin amacına göre, yönteme göre bazen büyük grup tartışmaları örneğin düzenleyeceksiniz. Bu da olmaz. Problem oluşturan öğrenciler için rehber öğretmenden destek isteme. Olabilir ama bu öncelikle yapacak olduğumuz şey mi? Yani önceden bir rehber hocanın desteğini alayım, o bana yardımcı olsun. Çok iddialı. İstenmeyen davranış sergileyen öğrencileri disiplin kuruluna yönlendirme. Hey maşallah. Top benden çıksın, disiplin kurulu halletsin. Olmadı. Aa, kaldı, ne olduğuna bakmıyorum. Hadi bakalım. Sınıf kurallarını öğrencilerin de katılımıyla belirleme. Tabii öncelikle olumsuz davranış ortaya çıkmadan kontrol altına almak istiyorsan kuralları belirleyeceksin. Nasıl kural belirleyeceğimizden bahsettik dönemin başında. Nasıl belirleyeceğiz? Sade, az kural, öz kural belirleyeceğiz. Bunları görünür yere asacağız. Kuralları oluştururken istendik davranışı çağrıştırıcı bir dil kullanacağız. Ne yapıyorduk? Derse geç gelmeyin demiyoruz. Derse zamanda gelin. Çöpü yere atmayın demiyoruz. Çöpü çöp kutusuna atın. Olumlu davranışı çağrıştıracak cümle kuruyoruz. Açık, net ifade ediyoruz. Çöpler ortalık kirlenmesin diye sağa sola atılıp da ortalığı dağıtmaktan ziyade yapılmış olan ve sınıfın belli bir bölgesine koyulmuş olan çöp kutusunun içerisine atıldığında çok daha doğru, çok daha anlamlı, çok daha çözüm odaklı bir davranış olacaktır. Yani o kadar da verbalizm, laf salatası yapmaya gerek yok. Çöpü çöp kutusuna at işte. Pandemiyi hatırlayın arkadaşlar. O 2019'daki pandeminin, Covid-19 salgının ilk dönemlerinde 14 altın kural vardı. Okuyan var mıydı? Ben okumuyordum. Zannetmiyorum. Öyle karınca duası şeklinde yazılmış. Böyle onda billboardlara bile asmışlardı. Küçük küçük yazı ki tasarımda, materyal tasarımda göreceğiz. Yazı puntusu falan önemli. Şey bile vardı orada işte, yurt dışı seyahatlerinizi erteleyiniz. Allah Allah. Sanki her gün yurt dışına çıkıyoruz da
Onu havaalanı girişine çıkışına asarsın zaten. Yani ellerini yıkan, maskeni tak, sosyal mesafeye uy, gereksiz yere dışarıya çıkma. 4 tane yeter. Ne yaptık? 14 altın kural. 4 tane altın kural neyimize yetmiyordu? 4 altın kuralı herkes okusun, isterleştirsin. 14 olunca okumuyoruz, isterleştirmiyoruz. Az kural, öz kural. Sade. İfade net olacak. Ve kurallara uyan öğrencileri pekiştireceğiz. Kurala uyulmadığında nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalınacağını konusunda da bilgi vereceğiz öğrenciye. Böyle böyle sınıf kurallarını görünen bir yere asıp ondan sonra sınıf kurallarının arkasında durmaya çalışacağız. Önce kuralları belirleyelim ki olumsuz davranışlar ortaya çıkmasın. Sabri öğretmen sınıfa girdiğinde öğrencilerinden Lale'nin ağladığını ve diğer öğrencilerin onun başında beklediğini görür. Tahtanın önünde bir süre sessizce bekler ancak öğrencilerin kendisini fark etmediklerini anlar. Buna göre Sabri öğretmenin aşağıdaki tepkilerden ilk olarak hangisini vermesi en doğru olur? İlk tepkiyi arıyoruz. Tüm sınıfı yüksek bir ses tonuyla uyarmak. Arkadaşlar ben buradayım lütfen dönün bana. Gereksiz. Niye? Bir durum var. Sınıfa giden öğrenciler Lale ağlıyor. Sorunu bilmiyorsun. Belki bir yakınını kaybetti, belki başka bir şey oldu. Problemi bilmeden direkt ses tonuyla uyar. Ama olmaz. Öğrenci için itici bir durum olur. Lale belki daha çok kırılabilir. Geçtik. Lale'den sınıfın dışında bir süre beklemesini isteme. Lale git sınıfın dışına orada bekle. Git orada ağla. Bu Lale'nin ne yaşadığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmeden zaten sınıf dışına çıkarmayacaksınız öğrenciyi. Çok doğru değildir. Bunu da dedik. Durumu görmezden gelerek yoklama almaya başlama. Lale orada ağlıyor. Sınıf onun başında bekliyor. Öğretmen başladı. Osman, Lale, Arzu, Ahmet, Alper, Utkan yoklama alıyor. Vurdum duymaz, kel ayvaz öğretmen profili. Eledik. Öğrencilerin yerine geçmesini isteyip durumu anlamaya çalışması. Buraya bir tık atalım. Okul rehberlik servisinden konuyla ilgili olarak yardım almaya çalışması. Bakın hep aynı yere dayanıyor. Soru mantığı farkındaysanız dönüp dolaşıp aynı yere gidiyor. Rehberlik servisine göndermem için ne yaşandığını biliyor olmam lazım. Ne yaşandığını bilmiyorum ki. Sonrasında gerekiyorsa rehberlik servisini yönlendirebilirim. Ama önce durumu anlamaya çalışacağız. Arkadaşlar bir yerimize geçelim. Ne oldu? Lale falan. Çünkü anlamamız için ortamı bir dağıtmamız lazım önce. O kalabalık başında toplanmış Lale'nin. Lale ağlıyor. Niçin ağlıyor Lale? Onu çözdük. Çözdükten sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. D seçeneği bu yüzden sorunun doğru yanıtı. Öğretmen öğretim sürecinin en önemli rollerinden birini üstlenmektedir. Bu rollerin başında sınıf çevresini tamamen dersin kazanımlarını gerçekleştirmeye yönelik ve üretken bir çevre olarak düzenlemek gelmektedir. Bu açıklamayı yapan bir eğitim bilimci aşağıdaki liderlik tiplerinden hangisini vurgulamaktadır? Önemli bir konu daha size. Potansiyel bir sorudur. Liderlik tipleri var. Hangi liderlik tipi? Öğretmen sınıf çevresini tamamen dersin kazanımlarını gerçekleştirmeye ve üretken bir çevre olarak düzenlemeye odaklamış. Yani bu öğretimsel bir liderliktir. Öğretime odaklı. Gayet işini iyi yapar öğretmen. Öğrenciyi motive eder. Kazanımlara ulaşabilmek için tüm fiziksel koşulları ona göre organize eder. Peki süper lider ne? Süper lider öğrencilerin içindeki liderlik potansiyelini açık etmeye çalışan öğretmenlerdir. Her öğrencinin kendi kendini lideri olacağını düşünür ve onlara sorumluluk verir. Öğrenci de kendi potansiyelini açık eder. Kültürel lider, kültürel değerleri örgüt içinde, sınıf içinde canlı tutan öğretmenlerdir. İşte anma etkinlikleri düzenler. Evet arkadaşlar bugün Aşık Veysel'in doğum günü. Aşık Veysel önemli bir halk ozanımızdır. Bla bla bla. İşte Yaşar Kemal İnce Mehmet romanın yazarı. Bugün onun ölüm yıl dönümüdür bla bla bla. İşte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bla bla. Bu tarz etkinliklere pas geçmeyen öğretmen kültürel liderdir. Etik lider iyi öğretmenler. Sevilen, saygı duyulan, hoşgörülü, demokratik, işini disiplini yapan ama herkesin dışarıda çok iyi hoca falan dediği o saygı duyulan insan özellikleri ön planda olan öğrencilere hoşgörü kazandırmaya çalışan, bunu yaymaya çalışan öğretmen profili. Dönüşümcü öğretmense kendini sürekli yenileyen, geliştiren, alanıyla ilgili seminerlere, konferanslara katılan, öğrendiklerini öğrencileriyle, meslektaşlarıyla paylaşan, değişime yeniliğe açık öğretmendir. Burada anlatılan öğretimsel liderdir diyeceğiz. Evet, sınıf yönetim soruları bu kadar. Bir yere ayrılmayın. Çünkü yeni bir cephe açıyoruz. Materyal tasarıma gireceğiz. Materyal tasarımında sorularını çözdükten sonra
Soru çözümümüzü bitirmiş olacağız. Ama oynatma listemizde girişim psikolojisi var, program geliştirme var. Sınıf yönetimi de oraya eklemiş olduk. Siz boş durmayın. Sınava çok fazla bir süre kalmadı. Alın, izleyin. Pratiktir hepsi. Sınava odaklıdır. Bunların hepsi titizlikle seçilmiş sorulardır. Ve biz de sadece ve sadece önemli gördüğümüz kısımları, sınavda soru gelme potansiyeli yüksek olan bölümleri vurgulayan bir anlatım yapmaya çalışıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Materyal tasarımında görüşelim. Orada da iki videomuz olacak, soru çözümüne dönük. Hadi bir soluklanalım. İstiyorsanız bir şeyler atıştırın. Eğer ki aç hissetmiyorsanız kendinizi hemen gelin. Koltuğun, sandalyenin başına oturun. Ben çünkü burada olacağım. Az sonra görüşürüz.